Osmanlı Devleti'nin paylaşma politikaları. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu dönem şartların çok ağır olduğu bir dönemdir. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girmiş, ittifak devletlerinin yanında savaşta yer almıştır. Bununla birlikte İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ni kendi aralarında paylaşma kararı almış ve bunu gizlice gerçekleştirmeye başlamışlardır. Kendi aralarında imzaladıkları gizli anlaşmalarla birlikte Osmanlı Devleti'ni parçalamak, İtilaf bloğunun birlik ve istikrarını sağlamak, savaştan sonra Osmanlı Devleti'ni paylaşma konusunda anlaşmazlığa düşmemek, İtalya'yı İtilaf bloğuna katmak, Rusya'yı İtilaf bloğunda tutmak istemişlerdir. Bunun için imzalanan gizli anlaşmalar. Boğazlar Anlaşması. Çanakkale Savaşı esnasında Rusya Boğazlar konusunda tedirgin olunca İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanmıştır. Rusya'nın Almanya tarafına geçmesi önlenmiş, böylece gizli anlaşmalar başlamıştır. İngiltere ve Fransa arasında ilk defa Rusya'nın Boğazlar konusundaki istekleri kabul edilmiştir. 1917 Bolşevik İhtilali ile birlikte Rus Çarlığı yıkılınca Bolşevikler imzalanan anlaşmaları açıklamış ve bütün planları değiştirmiştir. Londra Anlaşması. Anlaşma Fransa, İngiltere, İtalya arasında imzalanmıştır. İtalya'ya 12 ada ve Antalya verilecektir. Bunun yanında İtalya'ya Libya üzerindeki Osmanlı halifesinin baskısının kaldırılacağı vaat edilmiştir. Bu vaatler doğrultusunda İtalya İtilaf Devletleri bloğuna katılmıştır. Sykes-Picot Anlaşması. Anlaşma İngiltere ile Fransa arasında imzalanmıştır. Musul hariç Irak İngiltere'ye bırakılacak, Adana, Antakya, Lübnan, Suriye kıyıları Fransa'ya bırakılacaktır. Musul, Ürdün, Suriye'nin bir kısmında Arap Krallığı'nın kurulması ve bu devletin Fransa ile İngiltere'nin ortak denetiminde olması kararlaştırılmıştır. Filistin'de Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Şerif Hüseyin tarafından kararlaştırılan uluslararası bir yönetimin kurulması ortaya çıkmıştır. Böylece İtilaf Devletleri Orta Doğu'yu paylaşmıştır. McMahon Anlaşması. İngiltere'nin Mısır valisi McMahon ve Şerif Hüseyin arasında imzalanmıştır. Şerif Hüseyin'e bağımsız bir devlet vaat edilmiş, bunun karşılığında Şerif Hüseyin de 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın yanında değil, İtilaf Devletleri'nin yanında yer almıştır. Petrograd Protokolü. İngiltere, Fransa, Rusya arasında imzalanmıştır. Rusya'ya İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu çıkarlarını kabul etmesine karşılık Boğazlar bölgesine ek olarak Trabzon'a kadar Doğu Karadeniz, Erzurum, Van ve Bitlis verilecektir. Saint-Jean-de-Maurienne Anlaşması. Anlaşma İngiltere, Fransa, İtalya arasında imzalanmıştır. 12 ada Antalya, İzmir, Aydın, Muğla, İtalya'ya verilecektir. Bu anlaşmayı İngiltere Rusya'ya imzalatmak istemiş ancak Rusya savaştan çekilince anlaşma imzalanamamıştır. İtalya daha sonra hak iddia etmiş ancak İngiltere anlaşmanın imzalanmadığını bahane ederek İtalya'yı dikkate almamıştır. İmzalanan gizli anlaşmaların önemi. İtilaf devletleri aralarında çıkar birliği sağlamıştır. Savaş daha bitmeden Osmanlı Devleti paylaşılmıştır.
Bu anlaşmalar Mondros Mütarekesi'nin ağır şartlar içermesine neden olmuştur. Gizli anlaşmalar itiraf devletlerinin zaferden emin olduğunu göstermektedir. Gizli anlaşmaların özellikleri. Şark meselesini halletmeye yöneliktir. Osmanlı toprakları paylaşılmıştır. İtilaf devletleri çıkar birliği sağlamıştır. İmzalanan gizli anlaşmalar sonucunda Yunanistan gizli anlaşmalara katılmadığı halde savaştan sonra toplanan Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve civarını alarak Osmanlı'nın paylaşılmasına açıkça katılmıştır. Rusya gizli anlaşmalara katıldığı halde savaştan çekildiğinden savaştan sonra Osmanlı'nın paylaşımına katılamamıştır. İtalya gizli anlaşmalara katıldığı halde savaştan sonra anlaşmalarda umduğunu bulamamış. Bu durum İtalya, İngiltere ve Fransa'nın arasını açmıştır. Gizli anlaşmaları dünyaya ilk defa Çarlık Rusyası'nı, İngiltere, Fransa ve İtalya'yı dünya kamuoyuna kötü göstermek isteyen Bolşevikler duyurmuştur. Wilson ülkeleri gizli anlaşmaları hukuken geçersiz saymış, İngiltere ve Fransa ABD ile çelişkiye düşmeden gizli anlaşmaları uygulayabilmek için Paris Konferansı'nda mantater sistem düşüncesini ortaya atmışlardır. Mondros Mütarekesi'nin 7. ve 24. maddeleri bununla ilgilidir. Azınlıkları Osmanlı'ya karşı kışkırtmışlardır. Mondros Mütarekesi'nden sonra başlayan işgaller genelde gizli anlaşmalar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Rusya'nın savaştan çekilmesi üzerine Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti kurulmasına, Ermenilerin koruyuculuğunun ABD'ye verilmesine ve Boğazlar üzerinde ortak yönetim kurulmasına karar verilmiştir. Mondros Mütarekesi'nin imzalanması ile gizli anlaşmalar uygulamaya girmiş. İşgal güçleri gizli anlaşmaları daha rahat uygulayabilmek için Mondros Mütarekesi'ni işlerini kolaylaştıracak şekilde hazırlamışlardır. Bununla birlikte imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması Osmanlı Devleti'ne karşı gizli anlaşmaların bu şekilde de uygulanabileceğini açıkça ortaya koymuştur.